Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Ben İrem Yavuz. Sol Açık programında Tonguç Oroz ile birlikte haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Tonguç hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Süper Lig'de 9. haftayı geride bıraktık. Bol gollü bir karşılaşmaya sahne olduk bu hafta. Galatasaray bu haftayı bay geçti ve Süper Lig'in şu anki lideri Adana Demirspor diyerek bir giriş yapıyorum. Ve hemen Giresunspor Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım istersen. Beşiktaş 1-0 Tayyip Talha Sanuç'un golüyle Giresunspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sözü sana bırakıyorum. Şimdi maçı izledin mi sen? Maç. Evet. Biraz değil bayağı Beşiktaş karşı Onurcan maçı gibi olmuş değil mi? Oldu yani. Giresunspor'un kalecisi tek başına Beşiktaş'ı direnmeye çalıştı. Penaltı kurtardı, pozisyonları çıkarttı ama bir yere kadar dayanabildi. Yani bir kaleci bu kadar performans sergilerken diğer futbolcularına bir şeyler yapması gerekiyor ki puan alabilesin oradan. Beşiktaş kağıt üzerinde daha güçlü olduğu Giresunspor karşısında sahaya da daha ofansif başladı. Bol hücumlu. Açıkçası Beşiktaş taraftarının beklediği bir hücum performansı sergiledi Beşiktaş. Ama şöyle bir durum var. Konuşulan bir hakem mevzusu var gene. Değil mi? Son dakikalarda. 90. dakikada bir gol ofsayt gerekçesi iptal ediliyor. Giresun'un golü. Şimdi VAR orada devreye giriyor değil mi? VAR olmasa gol. Yani evet. VAR olmasa. Çünkü onu bir gözle onu ayırt edebilmek imkansız gibi bir şey yani o pozisyonda. VAR da yani Şahin gözü mü diyorlar ne diyorlar ona inanılmaz bir yani böyle milimle herhalde onu ölçtü. Offside olduğunu değerlendirdi. Ama yine konuşuluyor offside mi değil mi diye. Yani, VAR çizgisinin yamuk çizildi belirtiliyor. O yamukla mesela olarak ölçemiyorlar mı? Mesela cetvel falan tutalım böyle ekranı olmuyor mu? Ya? Öyle bir şey yapamıyoruz değil mi? Yani ben şeyi anlamıyorum artık. Ya bence de offside, bana göre elden offside bozmak ya da offside'a kalmak en saçma şey olabilir. Çünkü elle gol atamıyorsun zaten. Evet. Ya el sana nasıl bir avantaj sağlayabilir ki elin offside'da kalsın? Ama uygulamada elin bile önde olsa offside oluyorsun. Yani kullandığın uzuvla gol atamıyorsan niye offside'a kalıyorsun? Yani Beşiktaş'ın pozisyonunda, Giresun'un pozisyonunda da şu koldan itibaren değil mi offside'a kalıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani çok konuşuyor. Bir de benim şey mesela sana sormak istediğim 6. dakikada Giresunspor'un bir penaltı beklentisi var. Evet. Top ele çarpıyor diyorlar. Sence o çarpma mı penaltı mı mesela? Şimdi şöyle ki penaltı o pozisyonlarda maçtan maça göre değişiyor. Bazı maçlarda penaltı verildiği de oluyor. Bazılarında işte elin doğal pozisyonu dendiği de oluyor. Biraz tartışmalı bir konu. Bir standardı yok yani. Evet, standarda oturmadığı için. Peki orada VAR'a gidebiliyor mu? Yani gitmesi gerekmiyor mesela. O, evet, VAR'ın çağırması. İşte VAR'ın çağırması gerekiyor değil mi? O pozisyonda o kadar. Şimdi Giresun'la ilgili maç içerisinde konuşacağımız 90'da dakika, bir 6. dakikada penaltı var. Bir de 90. dakikada verilmeyen golü var. Evet. Yani offside'a takılan golü var. Onun haricinde komple Beşiktaş hücumuyla geçen, Onurcan'ın devreşti, penaltı kurtardı. Talha'nın attığı inanılmaz bir röveşata golü. Evet. Gol acayip bir gol ki topu içeriye çeviren Josef de Sousa o da röveşatayla çeviriyor. Seken top orada biri kafayla kim olduğunu hatırlamıyorum ama dokunuyor. Sonra Talha röveşatayla vuruyor. Evet. Ve topu ağlara buluşturuyor ki Onurcan onu da çıkartmaya çalışıyor yani. Onurcan inanılmaz bir performans sergiledi ama Beşiktaş açıkçası kendinden yani çok farklı bir maç olabilirdi. Beşiktaş bu hafta 4-0, 5-0 da kazanabilirdi Onurcan'ın performansı olmasa. Yani geçen haftaki sıkıcı Beşiktaş maçından sonra bu hafta komple Beşiktaş'ın hücum yaptığı Beşiktaş taraftarlarını sonuç olarak memnun olmasalar bile yani daha fazla gol atmak isterler ama hem 3 puandan hem de hücum varyasyonu açısından hareketli bir hafta oldu Beşiktaş için. Valerian İsmail de kredisini tazeledi diyebiliriz. Yok öyle bir şey. Diye bir maçta kredi tazelenmez. Bir hani o Trabzonspor maçı var şimdi. Evet. Trabzon şimdi yense ne olacak? Yine konuşulacak. Bir yani, mola en azından. Yok yok öyle. Yani Giresun deplasmanında bir sıfırlık maçla mola verilmez yani. Yani ki o 3 puanı da yani lafını kesiyorum zar zor aslında biraz. Ha, oyun olarak zor değil de skor olarak zor aldı. Oyun olarak aslına bakarsan çok bol hücumlu. Evet. Yani dediğim hep program başından biliyoruz. Onurcan'ın inanılmaz performansı olmasa başka bir kale ya da gününde olmayan bir Onurcan olsa 3-0 4-0 alabileceği bir maç. Ama tek bir maçla kredi yükselmez. 9. haftada 8. haftaya kadar Fenerbahçe maçında 3 puanı verseydi Fenerbahçe'ye
kredisi tamamen bitmiş gitmiş bir hocanın bir sonraki hafta yani 1-0'lık Giresun galibiyetiyle güven tazelemiş olmaz. Ya ben bana kalsa ben Beşiktaş taraftarı olsam güven tazelemez. 9 haftada koyduğu performans bir tek Giresun maçıyla ortaya çıkmaz ki haftaya Trabzonspor maçı. Şimdiden uyarıyorum. Yani izleyeceklere Allah sabır versin. Çünkü muhtemelen gene çok sıkıcı bir maç olacak. Yani. Trabzonspor yani ben mahkemeye falan vermeyi düşünüyorum. Hayatımızdan 90 dakikaları çalıyor. Onu konuşacağız en sonunda. Yani çok acayip. Gerçi çok konuşulacak da bir maç olmadı. Şansım adına öyle söyleyebilirim ama ona en son geleceğiz. Peki Tayyip Tahla çok güzel bir gol attı dedik. İki maçtır, iki haftada çok güzel bir performans sergiliyor. Hatta iki maçında kurtarıcısı. Yani şöyle, kurtarıcı demeyelim Fenerbahçe maçı için ama oradaki performansı da çok konuşulmuştu. Güzel bir performans sergilemişti. Beğeniliyor yani. Şimdi İyi bir transfer diyebiliriz şu an için. %100 çünkü Süper Lig'in en formda ve en hazır stoperlerinden bir tanesi. Evet. Adana Demirspor'un en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Transfer, Beşiktaş'ı transfer olmadan son hafta gene gol atmıştı, puanı kurtarmıştı. Yani şu an ligde bakıldığında stoper performansı, yerli stoper performansı transfer yapacak olsaydın ilk sırada Talha olurdu. Genç oyuncu. Yani bayağı yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş'ın savunmada bence yaptığı en mantıklı hareketlerden bir tanesi oldu. Yani yerli transferlerinde Beşiktaş, Tayfur da bence iyi bir transfer. Ona da parantez açmak lazım ama Talha milli takımın stoper havuzuna balıklama dalan bir futbolcu olarak göze çarpıyor yani. Formsuz Çağlar, değil mi? Merih, hadi Merih iyi oynuyor ama şimdi bir tek Çağlar'dan bahsediyoruz. Stoper olarak milli takıma çağrılabilecek Ozan Kabak, orada da iki hafta Hoffenheim'de haftanın futbolcusu falan. Ozan Kabak var. Ama bu havuza balıklama atlayan bir Talha var şu anda yani. Bir sonu şeye benzemesin. Galatasaray'ın orta sahasındaki neydi arkadaş? Ankara Gücü'ne kiralanan. Taylan Antalya. Yani Taylan da böyle bir 10 haftalık bir performans göstermişti milli takımını yalan da ondan sonra bir daha hiç o performansı gösterememişti. Sonu ona benzemesin ki ona benzeyeceği gibi durmuyor. Adana Demirspor'dan beri iyi bir performans gösteriyor. Futbol Manager oynayanlar da bilir. Talha'yı transfer ettiği zaman bir sene sonra yüksek paralara satabileceğin wonderkid statüsünde olmasa bile gelecek vadeden stoperlerden biri olarak gözükürdü oyunda. Gerçekte de bunu aratmıyor. Beşiktaş'ın en sağlam duran futbolcularından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Evet. Vegors'ta bir düşüş var mı sence? Penaltıda kaçırdı. Bir sıkıntı çekiyor gibi bir şey oluyor. Evet, üretkenlikte yine bir problem yaşıyor. Yani aslında iyi geliyordu 9 haftaya kadar. İyi geldi ki işte skor üretmede, puanlarda da çok katkısı vardı Beşiktaş adına ama bir düşüşte mi yoksa anlık maçlık bir reaksiyon mu? Sen nasıl buluyorsun Beşiktaş'ı? Ya Beşiktaş'ın senin de söylediğin gibi bu maçta çok daha fazlasını atabilecekken 1-0'a aslında biraz razı olmuş görünüyor. Fakat yani Valerian İsmail adına işte kredi tazeleme maçı olabilir mi diye hatta ben söyledim ama çok bir yükseliş göremesek de Beşiktaş'ın performansında. Yani sanki biraz daha bir zaman vermek gerekiyor futbolculara, takıma, hocaya. Ben onu bir sorguluyorum. Çünkü çok kötü diyemiyorum. Yani mesela kıyaslayacağız ister istemez. Trabzonspor'un performansına bakıyoruz kaç hafta boyunca. Hiçbir ilerleme göremiyoruz. Geçen sezonun şampiyon takımı böyle oynar mı diyoruz. Ama Beşiktaş için aynısını söyleyemiyorum mesela. Valerian İsmail'in çok hatalı olduğu tam hocalık... Yani hocalık vasfını gösteremediği maçlar da oldu ama ben ara ara bir dokunmalarıyla etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın toparlanacağını ve düzgün bir seyir haline gireceğini düşünüyorum açıkçası. Ben sana bir soru soracağım. Şu an Süper Lig'deki takımlara baktığımız 19 takım arasında Beşiktaş'ın kadro kalitesini ligde kaçıncı sıraya koyarsın? Kadro kalitesini diyorum. İsimler açısından baktığımız zaman yani Galatasaray'la yarışır şu anda. Ben ikinci sıraya koyarım. Bire Galatasaray'a koyarım. Öyle mi? Fenerbahçe'ye koymaz. İsimler olarak bakıyorum. Şu zamana kadarki performans açısından bakacak olursak Fenerbahçe en yüksek performansı alan takım diyebiliriz ama ben Galatasaray ve Beşiktaş'ı koyuyorum. İsim olarak ikinci sıraya koyduğum Beşiktaş değil mi? Ligde de şu an ikinci sırada. Ama şöyle bir durum var. Beşiktaş o isimlerden oynanan, beklenen oyun daha fazla. Evet. Yani çok daha fazla bir oyun bekleniyor. Diye bir yıldız geldi sonuçta. Ondan sonra çok daha fazla bir
performans beklendiği için. Yani tek isim üzerinden değil, Dele Alli üzerinden değil. Yani iyi kadro var Beşiktaş'ta. Evet. O oyun beklentisi çok yüksek olduğu için. Yani normalde şu anki Beşiktaş'ta belki başka bir hoca olsa bu kadar sorgulanmayacak. Hı hı. Yani bir Valerian İsmail'in çok büyük bir teknik direktörlük geçmişinin olmaması. İki bence yabancı olması. Yani şu an Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şu performansı gösteriyor olsaydı bu kadar konuşulmayacaktı. Eleştirilmez miydi sence? Kesinlikle eleştirilmeyecekti bence. Yani ben de eleştiriyorum çünkü benim de beklentim çok yüksek olduğu için eleştiriyorum. Ama onun haricinde yani tabelaya baktık. Tamam, Beşiktaş kötü bir yerde değil. Evet. Halen şampiyonluk yarışında var ki büyük bir yolda var. Yani ama Valerian İsmail'in kredisi konuşuluyor. Hı hı. Ki bana göre de Valerian İsmail sene sonuna kadar bu potada yarışı götürebilecek bir takım duruşunu sergileyebilecek mi? Ben çok ümit etmiyorum. Hı hı. Yani görmüyorum. Ümit etmiyorum değil, ümit görmüyorum. Kusura bakmayın, yanlış söyledim. Ya umut vermiyor gibi duruyor. Trabzon maçı peki sence bir ne denir ona? Engel olabilir mi? Olamaz. Yani Trabzon maçından sonra bir şeyler değişir Yok, mi Beşiktaş'tan? Yok, olmaz. Çünkü bence Trabzonspor Beşiktaş maçında çok büyük beklentilerle oturup kimse maçı izlemez. Hı-hı. Öyle bir beklenti içine de girmeyelim. Ben Trabzonspor'un maç kazanacağını da düşünmüyorum Beşiktaş maçına. Yani bence kazanacak taraf Beşiktaş. Yani, Trabzonspor çok acayip. Yani anlayamıyorsun Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın da açıklaması var. Futbolculara protesto etmeyin, beni protesto edin. Oraya gelince konuşalım. Hı-hı. Ama yani bence Beşiktaş iyi kötü devam ediyor yani şu anda. Ligde ikinci sırada. Tamam, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç eksiği var. O maçlar tamamlandıktan sonra, hatta Başakşehir'in maç eksiği var. Evet. Üçü de 3 puan alırsa onlar bu sefer tepeye çıkacak. Beşiktaş otomatikman 5. sıraya geri dönecek. Yani zirve yarışı zaten şu an o kadar çok karışık ki. Evet. 3 takım 18 puanda. 4 takım 17 puanla ve o 17 puanlı takımlar arasında 2 takım Fenerbahçe ve Galatasaray'da hatta Başakşehir'de maç eksiği var. Yani şu ana kadar rekabet bayağı kızışık durumda, kızışmış durumda diyebiliriz. Giresunspor Beşiktaş maçına dair eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın zaten kazanmasını bekliyorduk. Evet. Üstün bir futbol oynadı ama skor olarak sadece çok beklentiyi karşılayamadı. Onun haricinde Beşiktaş istediğini aldı. Evet. Giresun deplasmanında. Gelelim 9 gollü mücadeleye. Fenerbahçe Karagümrük. Fenerbahçe 5-4 yenebildi Karagümrük'ü. Yenebildi diyorum çünkü Fenerbahçe attı, Karagümrük kovaladı. Son dakikada artık 90+5'te Batshuayi'nin golüyle skor belirlenmiş oldu. Bol gollü, aslında heyecan dolu, 3 penaltının olduğu, gollerin arka arkaya geldiği bir mücadele izledik. Sen nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Ben şöyle değerlendiriyorum. Kadıköy'de hangi gündü maç? Pazar günü müydü? Yok. Cumartesi mi? Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü, evet. Pazar günü saat 20-22 halı saha maçı almış Fenerbahçe ile Karagümrük. Halı saha maçı yaptılar. Hani 9 gollü maç. Bir önceki hafta hani derbisini konuşuyorduk. Evet. Ama burada biraz penaltılar konuşuldu. 10 dakikada 3 penaltı. Evet. Ya bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya sürekli penaltı oldu. Oyun anlamında Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4 gol atacağını Pirlo rüyasında görse inanmazdı herhalde. Evet, yani. Çok iyi çalışmış bence dersini. Mi yoksa Fenerbahçe çok mu hata yaptı? Fenerbahçe de çok hata yaptı ama ya ben Karagümrük'ün açıkçası buradan 1 puanla ayrılsaydı tesadüf ya da ne söyleyeyim şans eseri olabileceğini düşünmezdim. Cesus'un da hataları var. Fenerbahçe kötüydü ama Karagümrük de iyiydi. Ben Karagümrük'e haksızlık etmek istemiyorum. Tamam, yani şöyle iyi söyleyeyim olarak o zaman. Görüyorum. Atilla Salah iyi gününde olsaydı. Evet. Altay iyi gününde olsaydı. Hı-hı. Tamam mı? Sadece bu iki isimden bahsedeceğim. Karagümrük 4 tane gol atabilir miydi? 4 gol belki yani o senin dediğin ama çalışılmış performans. Hı-hı. En iyi Fenerbahçe en iyi gününde bile olsaydı Karagümrük bu kadar etkili olup gol bulabilir miydi? Bu kadar gol atamasa bile yine zorlardı belli derecelerde. Sadece Zalai ve Altay üzerinden zorlamadı çünkü. Bir ara Lincoln Henrique'nin olduğu taraf bir tabir vardır ya futbolda, otobana döndü tarzında. Ama bir sol ara bek öyleydi. Oynatıyorsun Lincoln'u. Hı? Lincoln'u sol bek oynatıyorsun. Evet. Yani onu konuşmak lazım. Evet. Yani orada Jesus Hoca'nın kafasından geçeni, hı hı, maç öncesi yayıncı kuruluş maçtan yarım saat önce
futbolcular ısınmaya çıktığında Fenerbahçe dörtlü savunması özel antrenman yapıyordu. Çizgi halinde ileri gitme, geri gelme, şey yapma. Yani bunu halen orada deniyorlardı. Evet. Halen onu oturtturmaya çalışıyorlardı. Niye? Çünkü Lincoln sol bek oynuyor. O dörtlünün birlikte oynamışlığı yok. O dörtlünün birlikte oynamışlığı yok. Stoper ya da defans savunma hattı birlikte hareket etmesi gereken bir hat. O hat ilk defa böyle oynayacakken, bir de Salah'ın hiç beklenmediği kötü bir performans ortaya çıkınca ne oluyor? İster istemez Pirlo'nun ekmeğine yağ sürdü zaten. Yani hiç beklenmedik bir şekilde. Yani yayıncı kuruluşun yönetmeni ve kameramanı bunun farkına vardı, verdi. Evet. Yani Fenerbahçe savunmasının hala maçı 15 dakika kala orada dörtlü hücum hattı, yani savunma hattını birlikte antrenman yapmasını göz önüne getirdi. Yani bu demek oluyor ki biraz riskle çıktı. Ama Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'de sol bek oynayabilecek kim var? Yani Fenerbahçe'de sol bek kim var? Yok. Çok acayip değil mi? Kimse yok. Yani şu Karagümrük maçının kadrosuna bakarsak, yedekler de dahil, komple üçlü savunma oynayacakmış gibi. Sol bek yok çünkü takımda. Yok yani, sol bek yok. Hani sen diyorsun ya, Lincoln'un tarafı otoban oldu. Giden gitti, giden gitti, giden gitti. Adam zaten orada değil ki. Yani oranın oyuncusu değil ki. Hiç alışık değil oraya. Yani. Jesus fazlasıyla risk aldı zaten bu maçta. Ve mesela normalde biz Fenerbahçe maçlarından sonra şunu diyoruz. George Jesus yaptığı değişikliklerle etki edebiliyor. İyi, yani zamanında ve doğru değişiklikler yapıyor diye. Jesus Karagümrük maçında 76. dakikada yaptı ilk değişikliğini. Çok geç kaldı. İnanılmaz geç kaldı. Yani normalde bu değişikliklerle maçı zaten çevirebilen ya da maçın seyrini değiştiren bir teknik direktörden bahsediyoruz. 76'da maç 4-3'tü ama. Evet, ama işte şunu söylemeye çalışıyorum. 4-3'ken bile Karagümrük geliyordu ki zaten öyle oldu. 4-3, 4-4 en son 5. golü attı. Hani senin her zaman arkanda gölge gibi takip eden bir Karagümrük var. Bunun bilincinde o biraz hızlı değişiklik yapması gerekiyordu. Şunu söyleyeyim peki sana. Fenerbahçe'nin yedeklerine bakalım. Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Aküz, Serdar Aziz, Alioski, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Vahşay, Mihai Zay. Evet. 4-3 öndesin, dakika 76. Yapacağın değişiklikteki yedek kulübene baksana, yine ucumcu. Evet. Zaten yani o topu tutacak, oyunu tutacak, zamanı geçirecek bir oyuncu var mı yedekte? Yok. Değil mi? Çok acayip bir kadro dizaynı. Yani Serdar Aziz var defansif. Onun haricinde hepsi zaten hücuma dönük futbolcu. Evet. Zaten Serdar Dursun ve Batshuayi 88'de aldı. İkisi de hücumcu zaten. Emre Mor'u çıkardı ve Lincoln Henrique'yi çıkardı. Yani 76'da bu iki oyuncuyu çıkardı. Rossi ile Alioski'yi aldı. Ardından 88'de Pedro'yu çıkardı ki Pedro da yani kötüydü. Birkaç haftadır kötü açıkçası. Performansını ne zaman düzeltecek? Merakla bekliyoruz. İrfan Can Kahveci'yi çıkardı. Ve yerine Batshuayi ile Serdar Dursun'u aldı. Yani hücumcu aldı yine. İşte aslında George Jesus'un teknik direktörlük anlamında beğenilen tarafı da o. Hiçbir zaman durmuyor. Her zaman hücum odaklı yaklaşıyor. Yani 4-3'ken de hücumcularla hareket ederek yine daha fazla atmalıyız psikolojisine bürünüyor ama benim demek istediğim 60'da devre arasında en azından değişiklik yapılabilirdi. Çünkü çok kötü performans gösteren futbolcular vardı. Yani bunları biraz geç gördüğünü düşünüyorum ben bu maç özelinde. Şimdi ben bir de sana bir şey soracağım. Bu sosyal medyada maçtan sonra en çok konuşulan olaylardan bir tanesiydi. 90+5'te 6'da gelen golde Caner Erkin'in bir görüntüsü var. O açıklama yaptı ardından. Ben kaleciye kızıyorum. Atacağı yönü göremiyor musun? Nasıl yaptın? Sevinme şeyi değil o. Sevinmeyi demiyorum ben. Hangisinden bahsediyorsun? Batshuayi'nin koşuşunda Batshuayi'yi takip etmemesi. Ha, Caner'in tamam. Bir pozisyon daha vardı. Karıştırdım. Penaltı kullanırken Caner böyle tepki gösteriyordu. Caner Erkin gole sevindi diye yorumladılar da. Caner'in öyle, ben Caner Erkin'in o karakterde bir insan olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Yani öyle bir insan değil. O anlamda demiyorum. Ben sadece son golde bir futbolcu olarak Caner'in
belki yorgunluktan, hı-hı, belki konsantre eksikliğinden. Ama 90+5'te Batshuayi ile yan yanayken Batshuayi kaleciyle karşı karşıya, Caner'in pozisyonla uzaktan yakından alakası, evet, yok. Yani çok büyük acayip, hata, çok acayip bir hata. Hı-hı. Emeğine de yazık Caner'in. Evet, evet. Caner'in de emeğine yazık. Ya bence en çok kahrolan da odur yani. 90+5 son koşunu yapacaksın artık ya. Veli, o yorumlar beni açıkçası çok üzdü. Caner'in işte hem o penaltıda, hı-hı, dediğin şeyle birleştirdiler, hem onun orada, evet, koşmamasına birleştirdiler. Ben öyle bir şeyin olma ihtimalinin uzaktan yakından, evet, yok. Ama işte maç içerisindeki anlık bir konsantre eksikliği, 4-4 bitirecek maç. Batshuayi o topun gelmesinde Caner ya herhalde şey oldu yani, bir an şeyi, vasireti bağlandı. Evet. Koşmadı, bir şey oldu. Bir puandan olmasına sebep oldu yani Karagümrük'ün. Çok ufak bir hata. Mesela böyle Burak da gol attı, sevinmedi. Evet. Kolkır. Hatta Caner ortaladı. Kolkır asist yaptı. Burak Kapacak gol attı. Üçü de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Evet. Burak da sevinmedi değil mi? Evet. Sevinmesi mi gerekiyor? Geri gidiyor. Sevinmesi. Ya, biz onu konuşuyoruz. Bunu daha önce konuştuk. Ben böyle birazcık romantik, duygusal tarafından yaklaşıyorum olayın. Sevinmemesi daha böyle bir... Yani sonuçta Karagümrük'te ne kadar şey var Fenerbahçe'de. Neyi var ya? Ama belki bir bağlılık hissediyor çocuk. Bilemiyorum, o durumda futbolcuyla alakalı bir şey. Yani onun tercih, sevinse de sevinmese de bence her halükarda tercihine saygı duymak gerekiyor. Belki yani, yani tabii ki şimdi gol attı. Fenerbahçe'ye hala bağlılığı var diyeceğim, yanlış bir cümle olacak. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Anlatamadım galiba. Fenerbahçe'ye bağlılar kiralık olarak. Işte. Evet, ama sonuçta yeni takımı içinde elinden gelen hep o gol attı adam. O zaman şey koysalardı. Eskiden öyle şeyler koyuyorlardı ya. O takıma karşı oynamasın, kendi takımına karşı falan oynamasın. Hı, öyle şeyler koyuyorlar. O da biraz... Valencia mesela hat-trick yaptı diyorlar. Evet. İki tane penaltıyla sen de hat-trick yaparsın ya. Kaçırdığı da oluyordu öyle değil mi? Valencia'nın çok kaçırdığı da oluyordu ki iki penaltıda da, ikinci penaltıda ben kesin kaçıracak dedim. Ama utandırdı. Valencia'nın öyle bir özelliği var. Saç baş yoldurtuyor ama ondan sonra atıyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle bir istatistik var, ilginç yani bayağı. Valencia'nın şu anda toplam 10 golü var. Galatasaray'dan, Ankara Gücü'nden, Antalyaspor vesaire birkaç takımdan daha fazla golü var. Oo, biz ne istatistikler gördük öyle ya. O biraz komik bakmaz geldi bana yani. Ya, o... Şundan bahsediyorum, komik derken şimdi... Valencia sezon başından beri hep konuşuyoruz ya, Fenerbahçe konuştuk daha doğrusu transfer, hı hı, sezonunda da Fenerbahçe golcü 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 falan diye. Yani en golcü futbolcusunun şu anda şampiyonluğun ortaklarından birinden daha fazla golü var. Biraz, hı, ilginç geldi bana yani. Komik geldi biraz. Valencia için komik geldi. Ben beklemezdim böyle bir performans açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Rakiplerine de bu kadar penaltı verilmemiştir belki de. Rakip ceza sahasına ne kadar çoğalıyor ona da bakmak lazım. Onu bilemeyiz lazım canım. Pozisyonlara bakalım. Adana Demirspor çoğalmıyor mu mesela? Yani neden mesela penaltı ne çıkartıyoruz? 3 gol atmış, ikisi bunu penaltı yani. Golcü dediğin adam gol atması lazım. Penaltı değil ya, penaltıyı. Ama onu diyorum mesela, Valencia gibi birinden bahsediyorsan o penaltı da kaçabilirdi. Çok gördük yani kaçırdığını. Bir şey demiyorum. Ben Valencia'nın ya performansıyla ilgili bir şey demeyeceğim de yani... Fenerbahçe'nin penaltısı başkası olsaydı şu an o kadar gol atmıştı ya. Hmm. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyun şöyle bir şey. Futboldan hiç sadece o gün denk gelen bir insan, oha ne güzel maç oldu, 9 tane gol var diye izlemiştir, hı-hı, keyif almıştır. Ama Fenerbahçelilerin %50'sinin ben bu maçtan keyif almadığını, tabii, söyleyeyim. Gerçekten. Kötü bir performanstı Fenerbahçe. Evet evet. Yani 5-4 yendi, tamam, hı-hı, galibiyet. Ama kendi sahasında Karagümrük'ten 4 gol yemek... Ve bariz savunma hatalarıyla. Ben şunu düşünüyorum. Abin ne düşünüyor abin? Fanatik Fenerbahçeli abi. Yani maçtan çıktı tabii ki mutluydu 3 puanı aldıkları için. Ama yani çok bariz Altay'ın da Zalai'nin de savunmanın olduğu gibi hatalı olduğunu düşünüyor. Ama şuna da aynı şekilde karşı çıkıyor. Ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. Altay ıslıklandı bir ara. Bazı taraftarlar tarafından. O zaten Alex ıslıklandı. Ne çok, olacak? Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani gereksiz. Çünkü Altay kötü bir kaleci değil. Zalai kötü bir stoper değil. Kötü bir güne denk geldi olarak yorumlamak gerekiyor. Yani, gerekirse rekabete sokarsın kalecini daha iyi olsun diye performansı, ama yani kendi stadında kendi futbolcunu ki senin için değerli olan bir futbolcu ıslıklamak yanlış bence. Ben böyle düşünüyorum yani. Protesto hakkını kullandı tarafta. Yani hep alkışlayacak değil ya, kötü oynadığında da bir
protesto etme şansı olsun taraftarın ya. Ama bir maçta olmamalı bence o ya. Bir maç değil ama Altay'ın bu göstergesi. Yani sadece bu maç kötü değildi Altay. Süre gelen bir Altay'ın. Altay'ın mesela 9 haftada çok iyi oynadığı dediğin Altay oldu mu? Çok iyi Altay dediğin. Çok kötü bir performansa sahne oldu dediğimde Karagümrük maçı oldu. Ama bak, benim şahsi fikrim. Şöyle diyeyim ben sana. Altay bu ülkenin şu anda milli takımdaki kalecilerinden bir tanesi. Zaten bence milli takım kalecilerinden şu... 2 hafta önce miydi? Geçen hafta mıydı? Antep kalecisi kaleye geçsin diyorduk ya. Değil mi? O kadar iyi performans. Evet. Diğerlerinin performansından biz de memnun değildik. Yani söylüyorduk bu kadar iyi performans göstermediklerini. Şimdi de ne oldu? Aynı şekilde Altay'ın durumuna denk geldi. Ben de tabii seninle aynı görüşteyim. Islıklanmasın. Şey olmasın. Performansı sorgulanabilir ama zaten. Yani protesto hakkı da taraftarların. Valencia 2 penaltıyı kaçırsaydı alkışlayacak mıydı Fenerbahçe taraftarı? Alex ıslıklandı. Evet. Alex ya. Taraftar çok gaddar olabiliyor. Gaddar değil. Onlar o günkü o anlık yaşıyor taraftar orada o duyguyu yani. Şeye bakmıyor. Altay'ın burada ne hizmetler yaptığını. O gün kötüsü o günü eleştiriyor taraftar. Anlık duygularla hareket ediliyor. Şeye varacaktım. Şunu söylemek istiyordum. Fenerbahçe adına bence bu maça dair ve belki de sezonun geneline dair söylenebilecek iyi şeylerden biri. Geçtiğimiz sezonlarda biz şunu görüyorduk Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü mü maçın başlangıcında? Eyvah. Bu maç böyle gider. Çünkü Fenerbahçe hemen düşer, psikolojisi de düşer. Bir daha toparlanamaz. Bilmiyorum katılır mısın ama ben hem kendi çevremden hem de izlediğim maçlardan böyle bir çıkarıma varmıştım. Şu an onu birazcık bozuyor gibi Fenerbahçe. Yani gol yiyince gol atmaya çalışıyor. Bu bence hani Karagümrük maçına dair Fenerbahçe taraftarı adına sevindirici olabilecek tek şeydi. Hani dedin ya maçtan çıktıktan sonra mutlular mıdır? Performanstan kesinlikle mutlu değillerdir. Evet alınan bir 3 puan var ama bunun yanında bence heybelerini ekleyebilecekleri tek şey Fenerbahçe biraz o şey ruhunu işte gol yesem de atmam gerekiyor. Ne kadar yersem o kadar atayım ruhunu Jesus'la birlikte. Bence yavaş yavaş kazanıyor gibi. Ben bunu bir kazanım olarak yani, görüyorum Fenerbahçe adına. Biz bu bahsettiğini aslında ikinci haftada söyledik. Fenerbahçe daha transfer dönemi açıktı. Fenerbahçe'ye golcü lazım, golcü lazım. Biz ne dedik? Fenerbahçe'ye golcü molcü lazım değil. Fenerbahçe bu ligde en rahat gol atacak takım Fenerbahçe dedik. Daha ikinci haftaydı. Ve dedik ki Fenerbahçe her maça çıktığında Fenerbahçe gol atar diye bakıyoruz. Fenerbahçe'nin gol atamayacağı takım yok gibi duruyor. Oynadığı karşılaşmalar. Yani 90. Evet. Ya bugün Real Madrid'le oynasa örnek veriyorum. O maçta bile hani maçı kaybedebilir ama gol atar Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe o oyunu sergiliyor. Evet. Fenerbahçe'nin o konuda hiçbir sıkıntısı yok yani. O yüzden senin dediğin yere de çıkıyor yani. Maça 1-0 yenik başlasa bile biliyor ki taraftar. Yeter ki ikinci golü yemeyelim. Biz 1-1'i yakalarız. O kafada var. Evet. Özellikle zaten içeride ikinci golü yese de çevirirler o maç. Evet. O kafadalar. Ama dışarıda biraz zora girebilir iş Fenerbahçe adına. Ama ben halen söylüyorum. Fenerbahçe bu ligde şampiyonluk yolunda %51 ile en büyük adaydır. İddialı bir şey. Bence öyle. %51 de büyük bir oran. Maç esnasında komik bir sahne vardı. Denk geldin mi bilmiyorum. Twitter'da belki görmüşsündür. Taraftar kamerasından diye paylaşılıyordu. Onu göstermeyi çok isterdim ama alamıyoruz o görüntüleri tabii. Valencia 4. golde penaltıyı attıktan sonra İsmail Yüksek, Zalai ve sanırım Gustavo Henrique'ydi. Altay'a koşup sarılıyorlar geriye doğru. İşte onu şeylerden, protestodan dolayı ne denir? Sakinleştiriyorlar, böyle destek oluyorlar. Jesus'un görüntüsü var. Ben bunu maçı statta izledim. Bu esnayı, bu kareyi gördüm. Ama Jesus'a dikkat etmemişim. Onu da bir taraftar çekip Twitter'da paylaşmış. Jesus da onlara kızıyor. Kafasını gösteriyor böyle. Kafanızı kullanın, maç daha bitmedi. Nereye gidiyorsunuz diye. O anın fotoğrafı diyorsun. Evet, o anın. Yani kurgu murgu değil mi? Yok, değil. Zaten böyle açı olarak da gösteriyor. Arkada İsmail Yüksek, Zalai, Altay vesaire seviniyorlar böyle golden sonra. Öne geçme golü, 4. gol. Jesus da bir yandan kendini hırpalıyor, paralıyor ki kenardaki görüntüsü Jesus'un gerçekten çok komik. Sürekli böyle kafasını gösteriyor işte. Aklınızı kullanın, maç daha bitmedi, nereye gidiyorsun? Her an bir kontra olabilir telaşıyla aynı zamanda. Onu izleyince... Gol olmuş, nasıl kontra olacak ya? Ya geri başlayabilir diye. Hemen başlayabilir diye. Ve komik bir anda bir de Jesus ne kadar mekanik bir adam. Birazcık böyle yani...
Duygusuz gibi duruyor. Duygusuz gibi duruyor. Değildir de daha şey böyle ciddi işimizi yapalım. Goy goyunuzu sonra yaparsınız tabiri caizse. Komik bir andı yani maça yani, dair. Şey ama sağ kenarında biraz şeyi hissettiriyor yani futbolcusuna. Ben buradayım. Evet. Kendinize gelin. Çok net evet. hissettiriyor yani. Öyle bir hoca. Net o imaj var yani. Fatih Terim'den sonra gördüğümüz en net imaj. Ben geçen bir arkadaşımla sohbet ederken aynı şekilde bu ifadeyi kullandım. Yani hem sahadaki duruşuyla hem maçtan fotoğraflar geliyor ya bize de. Onlara bakıyorum böyle karizmatik teknik direktör duruşu var. Aynı dedim Fatih Terim gibi. Yani bence Fatih Terim'den sonra genel olarak yerli yabancı ayırt etmeksizin o ben hocayım. Ben teknik direktörüm ve burası aslında şey, buranın sahibi benim havasını hissettiren bir duruşu var bence. Ki, ama bence bir numara Yılmaz Hoca. Yılmaz Hoca şey, tatlı, çok tatlı. Tatlı, ne şey gibi. Çok yakışık, sert değil ama. Değilsin ama sempatiksin. Çok sert değil ama çok tatlı. Yılmaz Hoca mı sert değil? Ama, kaç tane futbolcu dövmüşlüğü var kenarda? Ya şey dur, sert değil der. Sert değil. Sahaya girip futbolcu denen bir adam nasıl sert değil ya? Birazcık şey olmuş o da Yılmaz Hocam ben hep çok severim. Buradan da kendisini izliyorsa sevgiler saygı çok severim. Çok yanaklarından öpüyorum hocam. Ellerinden de öpüyorum. Ya ben Türkiye'de bir numara Yılmaz Hoca'dır. Bence sağ kenarında sağ içerisinde. Sağın içine atlamaları falan. Maç içi, maç sonu röportajı her şeyi Yılmaz Hoca. Yani bir numara Yılmaz Hoca'dır. İki Fatih Terim, üç Jorge Sosa olabilir. Hikmet Karaman da Fatih, bir ara öyle derlerdi Hikmet Karaman'a da. Ona da belki hatırlarsın Fatih Terim'e çok benziyor diye. Evet. Hareketleri, tavırları diye. Ama Yılmaz Hoca'nın yerine kimse tutamaz yani. Yılmaz Hoca sağ kenarındayken futbolcu hocayı hissetmeyecek ha. Ya yani öyle bir imkan. Jesus gibi öyle akıl makıl yapmaya gerek yok. Oraya koşar valla önünüze bakın diye atar yani. Yılmaz Hoca'nın yeri de olmaz. Keşke bir gün milli takımın başına gelse de. Bak sana bir şey diyeyim mi? 7'den 77'ye Türkiye'de kim varsa maç izler. Evet. Bir kere hoca İzledim seviliyor arkadaşım. Kendini, evet. Hoca reality show'a çıkıyor en çok izlenen program oluyor. Futbol programına çıkıyor en çok izlenen oluyor. Hoca YouTube programı yapıyor en çok izlenen YouTube programı oluyor. TikTok çekse TikTok olur. Ne varsa hoca yapıyor. Evet. Ya bu halkta taraflı tarafsız her kulübün sevdiği bir adam Yılmaz bu. Ve herkesin sevdiği. Mesela Fatih Terim Fenerbahçeliler sevmiyor. Değil mi? Yani Beşiktaş'ın öyle simge isimlerini diğer taraftarlar sevmiyor. Fenerbahçe, Emre Belezoğlu'nu Galatasaray'ı sevmiyor. Ama Yılmaz Hoca'yı sevmeyen bir Fenerbahçeli var mı? Herkes seviyor. Galatasaraylı var mı? Beşiktaşlı var mı? Herkes seviyor ya. Herkes seviyor bu adamı. Diyor mu bak? Gelmeyeyim. Milli takımın başına geçsin. Bak yayıncı kuruluşlar şey yapar, şov yapar ya. Şov yapar yani. Ve inşallah bir gün gelir ama hoca Yılmaz Hoca'ya geldi konu. Jesus'tan geldi. O Jesus'un karizması falan Yılmaz Hoca'nın yanında şey kalır yani. Çömez kalır. Yılmaz Hoca bir tane. Yılmaz Hoca başka. Fenerbahçe böylece 3 puan aldı ve hiç konuşmak istemiyorum ben. Haftaya Ankara'ya. Programı gidiyor. Burada keselim. Programı Trabzon maçına geçeceğiz galiba. Maçı. Burada programı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz 90 dakika izledik. Hiçbir şey görmedik. Siz izlemeyin diye kısa kesiyoruz burada. Yeter kardeşim bu nedir ya? Liderlik fırsatını tepti ya Trabzon ya. Ya ne fırsatını ya. Tepti? Benim ömrümden ömür gitti. Neyi teptiyse tepti yani. Ben böyle bir şey olamaz. Böyle bu vicdan azabı çekmesi lazım futbolcuların ya. Biz ne izletiyoruz kardeşim bu insanlara diye ya. Çok kısır bir maçtı. Yine Trabzon'un bir Avrupa dönüşüne denk geldi. Gitmesin kardeşim o zaman Avrupa'ya. Yorgunluk çok Avrupa'ya gidince oldu. De Avrupa'da da oynayamıyor. Evet. Ya yazık bu Trabzonspor taraftarına da yazık ya. Bize de yazık. Bir tane tweet gördüm paylaşım. İşte stadın kapasitesinin yarısı kadar taraftar gelmiş. Ama hafta içi işte insanlar çalışıyorlardır falan diye. Hani buna yorumlanmış da taraftar açısından acaba yani desteklenme açısında bir sıkıntı yaşamaz Trabzonspor. Her zaman taraftar arkasında olur ama bir insanlar da maçı izleme keyfi duymuyorlar ki. Yani maça gidelim, Trabzon'u izleyelim demiyorlardır. O vardır. Ama işte oradayken bırakıp gidiyorlardır ya da. Yani. Ya da artık iki hafta sonra falan ama biz ne izleyeceğiz ya tamam evet. Artık gitmeyelim diyecekler. Bir Trabzonspor dizi olsa 9. hafta yayından kaldırılmıştı. Bak o kadar kötü. Bak çok net söyleyeyim. Trabzonspor dizi olsa 9 hafta şlandır etmez kanal yönetimi. Der ki 7. hafta erken final yapalım biz bunlara. Yok yani hiçbir şey yok ya.
Ya işin ilginç tarafı Kasımpaşa da herhangi bir üretkenlik gösteremedi. Aslında Trabzonspor için uygun bir ortam. Birkaç kez fırsat yakaladılar. İşte 19. dakikada Bakasetas'ın bir vuruşu Bak var. sen kazıyorsun orada. 19. Evet, dakikada bir şut şeyler çekmiş. çıkartmaya Bir çalışıyor. şeyler çıkartmaya çalışıyorsun. Penaltı Ama beklentisi var 44'te. yani no Abdullah hocama sesleniyorum buradan sevgili hocam. İstanbulspor'dan gönül bağımız var. Hocam demişsin ki futbolcular protesto etmesinler, beni etsinler. Hocam protestoyu geçtik artık. Biz hayatımızdan çalınan 90 dakikaları istiyoruz. Gerçekten yani hiç keyif almıyoruz ya. Öyle ki konuşulacak pozisyon bulamıyoruz. Yani akla gelmiyor. Yine Trabzon konuşulunca tek aklıma gelen Hamşik oluyor benim. Hocam geçen sene takımın başında gene sen vardın. Evet. Biz bu Trabzonspor'u izlerken keyif alıyorduk. Daha 20. haftalarda açık ara bu Trabzon şampiyon olur diyorduk. Öyle top oynuyordun. Şimdi diyoruz ki dizi olsan 6. hafta 7. haftada yayından kaldırılırsın hocam. Bu kadar böyle bir futbolla. Buna bir acil bir çare bulalım, bir şey bulalım hocam. Yok yani seyir zevki yok artık. Problem ne sence? Yani 9 hafta oldu. Bilmiyorum bir yaratıcılık bir şey. Problem ne? Komple Trabzonspor problem. Uyuşmazlık hali sürüyor. Biz ilk haftadan beri diyoruz. Giden futbolcularla gelen futbolcular arasındaki kalite farkı. Evet. Envakame'yi O o zaten ayrı bir şey vardı. artık o. Cornelius. Yani anladın mı? Viska da yok. Bak işte Evet. o olmayan futbolcularla olan futbolcuların arasındaki kalite farkı. Olanların da kendi içindeki bir türlü kimya mı tutmadı artık ne denir yani bir uyuşmazlık gözle görülüyor. Ya Ne çok Trabzon adına konuşacak pek bir şey olmuyor gerçekten böyle bilmiyorum olunca. hukuki yollardan Trabzonspor'u mahkemeye versek olur mu acaba? Ya hayatımızdan 90 dakikayı çaldı Bir diye. soralım Bir avukat. hukukçulara soralım. Bunu yani biz futbol severiz. Futbol izlemek istiyoruz. Trabzonspor'u da seviyoruz. Geçen sene hatta burada şampiyonlukta 3 saat yayın yaptık. Şampiyonluk yayını. Evet. Seviyoruz Trabzonspor'u ama abi yani bizi hocam soğutuyorsunuz ya. Bir şey izleyelim, bir şey görelim ya. Bir mücadele görelim. Bir şut görelim. Ne bileyim vardan dönsün bir gol görelim ya. Evet. Bir şey görelim ama hiçbir şey görmüyoruz ya. Beşiktaş deplasmanı var haftaya. Zaten az önce bahsettin Beşiktaş'ı favori olarak görüyorsun ama. Beşiktaş'ı favori olarak görmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Trabzonspor hiçbir rakibine karşı favori gözükmüyor şu an. Evet. Trabzonspor'un favori olduğu tek şey keyifsiz maç olacağı favorisi. Yine de şu an bakıyorum 17 puanda. İşte o tabelaya bakmayacağız artık. Hocası gönderilecek dediğimiz Valerian İsmail de orada. Beşiktaş da orada işte. Evet. Ona bakmayacağız. Ya puan tablosuna bakınca işler yolundaymış gibi duruyor ama maçı seyrettiğin zaman 9 hafta Ya boyunca bak burada Trabzon'da. Trabzonspor maçının işte resmi Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Evet. kağıt dokümanı var. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yok. Boş. Sana kalbim kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim. Eskiden öyle yazılar vardı ya. Hiçbir şey yok ya maçta. Konuşulacak hiçbir şey yok. Mesela YouTube'da da ben izliyorum. Sosyal medyada hani böyle bazı arkadaşlar yayın yapıyor kendileri böyle kendi takım tuttuğu takımlarla. Mesela bu hafta Trabzonsporlu bir yayıncı olsa kaç dakika konuşacak maçla ilgili? İşte biz Sabaha konuşuyoruz. kadar konuşabilir eleştiri olarak. Evet. Ama sadece maçı konuşacak olsa kaç dakika konuşacak? Mesela merhaba, hey, hi guys, kanalıma hoş geldiniz diyecek. Öyle diyorlar yani öyle yapıyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Maçı boş verin, görüşmek üzere, kapattım. Yok, Evet. konuşacak bir şey yok çünkü maçta. Yok yani, hocanın da açıklaması var. Futbolculara tepki göstermeyin, bana tepki gösterin. Hocam sana niye tepki göstereyim? Tepki de göstermek istemiyoruz da. Bir şey bul hocam. Bir şey var burada ya. Evet. Bir takım bu kadar değişemez yani. Sebebi ne yani bu kötü gidişatın? Güven de tazeledi. Sözleşme de imzaladı. Evet. Ne dediysen yaptı bu yönetim. Onu alalım, onu alalım, onu yapalım, bunu yapalım. Niye oldu birden? Araştırılması lazım ya. O dizi mecrası, vallahi Trabzonspor'un bu sezonunu araştırsın. O içeridekileri merak ediyoruz. Niye bu kadar kötüler? Performansları Evet. niye yok? Psikolojik olarak mı? Bir düşüşe geçme hali var. Düştükçe de düşüyor ama. Yani bir moral toplama ne Avrupa'da ne Süper Lig'de. Avrupa'da zaten zorlu bir rakiple karşı karşıya gelmişlerdi ama ligde de bir parıltı görülmüyor şu an Valla Trabzonspor Trabzonspor'u adına. çok sevdiğim arkadaşlarım var. Kahroluyorlar ya. Bir de onların Karadeniz'den hırçın bir sinir stresleri var ya. Gerçekten kahroluyorlar yani. Evet. Ya bu şey mi? Biz zaten yıllar sonra şampiyonluk yaşattık size.
Bir sezonluk da kredimiz olsun. Kredin var hocam, tamam. Kredim var da sıkılıyoruz izlerken. Evet. Ya bir atraksiyon olsun, gene kredim var. Yenil ama gene kredim. Ama bir şey olsun, maçta bir şey olsun ya. Evet. Ya bunca hafta zaten Trabzonspor kazanırken de, berabere kalırken de hep söylüyorduk. Pek bir şey üretemiyor, pek bir şey çıkmıyor ama yine de 3 puanı almayı biliyor diye. Dediğin gibi yani bir hareket, bir parıltı, oyunda bir gelişme görürse futbol severler tabii ki daha farklı çok değerlendirirler. Bu takımın maçları dizi olarak çekilse kanal yönetimi yayından kaldırır ya. İzlenmez. Hiçbir şey yok. İzlenecek bir vaat et. Böyle reklam yapsan Trabzonspor'a ne göstereceksin reklamlarda? Aa, bu hafta bunu izleyeceğiz diye ne bakacaksın Trabzon'a? Mesela önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş'la oynamamış olsaydı. Beşiktaş maçında şunu merak ediyorum ya, şunu izleyeceğim. Ne var? Yok. Evet. O yüzden bir an evvel düzelmesi dileğiyle Trabzonspor'un. Tabii. Yani halen yarıştan kopmamışlar ama çok zor yani. Çok çok zor. Ben geçen hafta da demiştim. Trabzonspor'un hedefi Avrupa kupalarına katılmak olur. Bu oyunla. Başka bir şey olamaz maalesef. Bu arada kendimizi bir kez daha kutluyorum. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamadığını bir kez daha. Başakşehir. Başakşehir'le. Evet, haftanın burada seyircilerimize de söyleyelim mesela biri. Yorum atsınlar bize. Hani başarısız olmasını istediği insanlar varsa yazsınlar. Biz yayında konuşalım. Çıkalım. Ne kadar başarılı insanlar diyelim. Bak o hafta çöküşünü görürler. Nuri Şahin'i bitirdik. Başakşehir'i bitirmedik ama yani Sivasspor karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet. Emre Belezoğlu'nun zaten çok sert açıklamaları vardı maçtan sonra. Yani iyi oynarsanız varsınız, öbür türlü yoksunuz tarzında. Sivas ilk galibiyetini aldı, Başakşehir de ilk mağlubiyetini. Ya haftanın en büyük sürprizi ya. Evet. Haftanın kesinlikle açık ara en büyük sürprizi ya. Çünkü Sivas'tan kimse bir galibiyet beklemiyor. Evet. Sivas yönetimi bile beklemiyordur muhtemelen. İlk galibiyettir. İlk 3 puanını aldı 9 hafta boyunca. Sivas yönetimi bile bu maçtan galibiyet beklemiyordu. Başakşehir'den de bu maçta kimse mağlubiyet beklemiyordu. Evet. Yani haftanın en sürpriz, ben maalesef Trabzonspor maçını izliyordum o sıra. Yani bu maçı izleyemedim. Ama bildirimler geldiğinde baktığımda, skoru gördüğümde şaşırdım açıkçası. Evet. Sonradan özetini izledim. Ama aynı saatte olduğu için Trabzonspor maçını izlemek zorunda kaldım ben. Mesela çok üzüldüm. Ona da kahroldum yani. En azından burada iki tane gol olmuş. Keşke bunu izleseymişiz. Başakşehir 9. hafta lider olarak girmişti. Ama Sivasspor'un 2-0'lık galibiyeti lideri belirledi ve Adana Demirspor şu anda Süper Lig'in 18 puanla lideri. Başakşehir Avrupa'da da puan galibiyet alamadı değil mi? Evet. Yani bu şey ama. Ya ufak bir dönem olabilir böyle bir şey. Yani. Ama şöyle de bir şey var. Gene dediğimiz gibi maşallah dediğimiz. Çok övmeyelim. Ya bence de ama Emre Belezoğlu'na başarıların devamını diyoruz. Şey ne yaptı? Onu bekliyorum. Alay Antalya Spor. 1-1. Antalya Konya. Spor evet. Bak geldi görüntüye. Nuri Hocam geçen gün bir tane bir şey paylaşmış. Ben istifa etti zannettim. Ne paylaştı? Antalya Spor'la ilgili. O meğerse motivasyon videosu gibi bir şeymiş yani. Ben veda etti zannettim. Aman dedim, adamı yedik gitti. 1-1 yani iyi Konyaspor karşısında 1-1'lik. Bak şöyle hemen sonuçlar ekrandayken onu da bir verelim ya. Evet. Ama ben orada okumakta zorluk çekiyorum. Yok sen kağıttan oku. Ver okuyayım istiyorsan. Gaziantep 1, Adana Demirspor 1, İstanbulspor 1, Ankara Gücü 2, Antalya Spor 1, Konyaspor 1, Giresunspor 0, Beşiktaş 1, Ümraniye 2, Kayseri 2. Hatay Spor 1. Bu arada Volkan'a da buradan Volkan Demirel'i de tebrik İkinde etmek lazım. 2'de 2. Hatay Spor 1. Alanya Spor 0. Ya Volkan Demirel Karagümrük'teyken de iş yapıyordu. Emre Belezoğlu. Aman Emre Belezoğlu demişim. Emre Mora Türk futboluna kazandırdı gene yani. Fenerbahçe 5. Fatih Karagümrük 4. Trabzonspor 0. Kasımpaşa 0. Başakşehir 0. Sivas Spor 2. Evet. Fenerbahçe maçı olmasa bu hafta yani kısır bir çok hafta. Çok duran. Değil mi? Çok duran. Şöyle bir bakınca 1-2, 1-2, 0-0 şeklinde gidiyor. En haftanın en sürpriz mücadelesi Başakşehir-Sivasspor. En sürpriz sonucu. En heyecanlı maçı da Fenerbahçe-Karagümrük diyebiliriz. Evet. Galatasaray bu haftayı bay geçti. Bakalım önümüzdeki haftada Galatasaray Adana Demirspor lider. Kayseri Spor deplasmana gidiyor. Adana Spor lider. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir gol oldu o maçta da.
Gerçekten Adana Demirspor iyi bir performans sergiliyor ve şu anda da Süper Lig'in lideri konumunda bulunuyor. Aman Adana ile ilgili bir şey demeye de korkuyorsun. Murat Başkan bizim için de tweet atar diye. Bu kadar aktif kullanan başka başkan var mı ya? Her şeye tweet atıyor. Ve kendine gelen yorumlara da alıntılıyor. Her şeye alıntılıyor, onu yapıyor, bir şey yapıyor. İnanılmaz sosyal medya kullanıyor. Yani. Evet. Bize de buradan yanlışlıkla denk geliriz de bize de bir şeyler. Yok biz Adana Demirspor'u seviyoruz. Övüyoruz. övüyoruz yani. İyi yolda gidiyor Adana Demirspor. Evet. Haftaya Kayseri Galatasaray. Bence Galatasaray kazanır. Evet öyle. Beşiktaş Trabzonspor. Beşiktaş kazanır. Ankara Fenerbahçe. Ankara gücü Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe kazanır. Diğer tarafta da Kasımpaşa Adana Demirspor mücadelesi var. Evet. Adana Demirspor Kasımpaşa deplasmanından bence 3 puanla ayrılır. Başakşehir İstanbulspor üzülerek söylüyorum Başakşehir kazanır. Ve İstanbulspor taraftarı olarak. Konyaspor Gaziantep berabere biter. Çok beraberlik kokan bir çok maç. Net beraberlik kokuyor yani. Evet, 9. haftayı böylece geride bıraktık. Sevgili Tonguç Orozu ile birlikte haftanın mücadelelerini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de bana eşlik ettiğin için. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.